Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertibde bulunan haberlerine huzurunla olsun ışıktırışımız. Hanım sıdıklar ekranımız olsun. Partiya halkıgan 3 Amerika parlament azası Tayvan'ı ziyaret kıldı. Fransiya Xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, partiya halqigan 3 Amerika parlament a'zosi harbiy aeroplan bilan Tayvanni ziyorat qilgan bo'lib, Xitoy qattiq norozilik bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerikaning 3 kengash palata a'zosi tunugun Tayvanni ziyorat qilib, Tayvanga bir turkum vaksinaning i'ona qilinganligini e'lon qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin buningga qat'iy qarshi turganligini va Amerikaning bu qilmishini qattiq ayiblaydiganligini aytgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Wang Wenbin bayonotida Amerikani bir Xitoy prinsipiga amal qilishga Tayvan mustaqillik kuchlariga xato signal bermaslikka chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Kengash palata a'zolaridan Tammy Duckworth, Dan Sullivan va Chris Coons qatorliklar yakshanba kuni vakillar o'mikini boshlab Tayvanni ziyorat qilgan. Yevropa İttifakı ve 10 nechi devlet Beijing Olimpik müsabakasını boykot qilishga birlikte geldi. ONCC torining 8 iyundagi xabarida bildirilishicha, Yevropa İttifakı ve 10 devletning parlament a'zolari Beijing qishliq Olimpik tanarkat müsabakasını boykot qilish tadbirlarini muzokara qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosi bir qancha kun ilgari kelar yili Beijing qishliq Olimpik tanarkat müsabakasını diplomatik boykot qilishga chaqirgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 7 iyun Avom palatasi Tashqi munosabatlar komitetining isbot anglash yig'inida Washington Beijing qishliq Olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilish ahvolini muzokara qiladi degan. Shu kuni Amerika va Angliya qatorliq 11 Yevropa va Shimoliy Amerika parlamentining a'zolari ayrim-ayrim holda barliq amaldorlardan Beijing Olimpik tantarkat musobaqasiga qatnashmaslikni talab qilgan. Antony Blinken bu vaqtda to'xtalib, Amerika va uning ittifoqdoshlari Beijing qishliq Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilish masalasida o'rtaq tunish hosil qilishga ko'ngil bilayotganligini, kelgusi bir necha hafta ichida texnomo ko'p uchurlar barliqqa keladiganligini, ittifoqdoshlar bilan hamkorlashish yolg'iz harakat qilishga qaraganda texnomo unumlik bo'lganligini bildirdi. Bildirilishicha, Amerika Jumhuriyatlar partiyasi va Demokratlar partiyasining parlament a'zolari yaqinda Washingtonni Beijing qishliq Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Ular Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni bostirganligini ayiblagan. Nancy Pelosi Beijing qishliq Olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qilishni o'ttirga qo'yib, boshqa davlat rahbarlarini Olimpikka qatnashmaslikka chaqirgan. Amerika, Kanada, Angliya, Yevropa ittifoqi, Italiya, Chex, Daniya, Germaniya, Litva, Shvetsiya va Shvetsiyadan kelgan parlament a'zolari o'zlarining parlamentiga taklif sunib, Hükümetin Beijing qishliq Olimpik tanarkat musobaqasini diplomatik boykot qilishni talab qilgan. Buning ichida Amerikadagi partiya hal qilgan parlament a'zolari agar Xitoy Uyg'urlarga qaratgan jinoiy qilmishlarini oxirlashtirmagan taqdirda Xalqaro Olimpik komitetidan kelar yili qishliq Olimpik tanarkat musobaqasini boshqa davlatlarda o'tkazishni talab qilgan. Antony Blinken virus meselesinde Xitoyni javobgarlikka tortamiz dedi. Amerika ovozining 7 iyundagi xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken virusning kelish manbasini atroflik tekshirib, Xitoyni javobgarlikka tortadiganligini bildirdi. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikaning virusning kelish manbasini atroflik izlashni qaror qilganligini, atroflik tekshirish orqali Xitoyni javobgarlikka tortadiganligini qayta ta'kidlagan. Blinken 6 iyun Aksiyo xabar torining maxsus ziyoratini qabul qilganda yuqorqi so'zlarni qilgan. Bildirilishicha, yaqindan beri Wuhan virus institutida yuz bergan ma'lum bir hodisa sababidan virusning tajribaxonadan chiqib ketgan bo'lish mumkinligi to'g'risidagi qarash asta-asta kishilarning diqqatini qo'zg'agan. Xitoyning yuqumning 5-ida yuqum ahvolini xalqaro jamiyatdan yoshirishi kishilarning texnomo gumonini kuchaytirayotgan. Blinken Aksiyo xabar torining ziyoratini qabul qilganda virusning kelish manbasini cho'qim aniqlash kerakligini aytgan. U yana virusning kelish manbasini tekshirishdagi eng muhim sabab keyingi qatamliq yuqumning keng tarqalishini oldini olish yoki hech bo'lmaganda yuqumning oldini olish va uningga qarshi turish xizmatini texnomo yaxshi ishlash deb ta'kidlagan. Blinken so'zining oxirida yana Xitoy yanada biz ehtiyojlik bo'lgan aniq ma'lumotni bermadi.
xalqaralıq tekşürgüçler ve mütexassislerini haqiqi uçurlar bilen təminlemedi. Bu çoxum qilishqi tegishlik iş idi. Xulosalab aytqanda virusning kelish manbasini tekshirish Xitoyning manfaati uchun idi deb ta'kidladi. Antony Blinken ziyorat jarayonida yana agar Xitoy o'zini xalqaro jamiyatning mas'uliyatchan a'zosi deb qarasa, butun kuchi bilan virus masalasida erishgan barliq uchurlarni ta'minlab, xalqaro jamiyatning bu xil yuqumning oldini olishiga kafolatlik qilishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti Joe Biden may oyining oxirida Amerika istixborot idorasidan virusning kelib chiqish manbasini tekshirib, 90 kun ichida bu haqda hukumatga dokument sunishini talab qilgan edi. İtaliya bir belvaq bir yol turidan chekinishni qaror qildi. 2019-yili Xitoyning bir belvaq bir yol turiga qatnashgan tunji G7 davlati bo'lgan İtaliya bu turidan chekinishni qaror qildi. Bloomberg xabar turkning xabariga qaraganda İtaliya prezidenti Mario Draghi davlatining 2019-yili qatnashgan bir belvaq bir yol turidan chekinishni qaror qildi. Rim bilan Beijing o'rtasidagi ziddiyat Draghi'ning prezidentlikka tayinlanishidan 2 oy burun boshlangan. Xitoy Shengen mablag' silish pay kontrol shirkati Milandagi o'zak ishlab chiqaruvchi LPE ning 70% payini sotib olishga qo'shilgan. Draghi prezident bo'lgandan keyin yangi iqtisod ministri Giancarlo Giorgetti kelishimga qarshi chiqqan. Draghi yana 31 mart LPE ning sotilishini cheklash qaroriga imzo qo'ygan. Shengen pay kontrolining bayonotida LPE bilan ba'zi sohalarda davomli hamkorlashilganligi ko'rsatilgan. 2020-yili 400 Xitoy shirkati strategik rayonlarda 760 Italiya shirkatiga mablag' soldi. Bu hafta Rim Xitoyning Huawei bilan 5G ul aslaha to'xtamini shartlik tasdiqladi. Xitoy 3 farzandlik bo'lishga rag'batlantirish tadbirlarini yo'l qo'ydi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy 3 farzandlik bo'lishga rag'batlantirish uchun tug'ut chiqimi qarzi va mukofotlashni yo'l qo'ygan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy oldingi oyda 3 farzandlik bo'lishga ruxsat qilgandan keyin, bir qism Xitoy shirkatlari darhol siyosatga moslashib, 3 farzandlik bo'lgan er ayollarni mukofotlash siyosatini yo'l qo'ygan bo'lib, mukofot summasi eng yuqori bo'lganda 100 ming yuan ekan. Undan boshqa bir qism banklar 3 farzandlik bo'lgan oilaga 30 ming yuanlik tug'ish chiqimi qarziga iltimos qilsa bo'ldigan planni o'tirg'i qo'ygan. Xitoy banki Jiangxi shobasining internet to'rida tashviqot e'lon qilishicha, bir balasi bor oilalar eng ko'p bo'lganda 100 ming yuan, ikki balasi bor oila eng ko'p bo'lganda 200 ming yuan, uch balasi bor oila eng ko'p bo'lganda 300 ming yuan qarz pul iltimos qila oladi ekan. Qarz muddati eng uzun bo'lganda 3 yil ekan. Ammo mazkur Xitoy shirkatlarining e'lonlari to'rdoshlarining qattiq tanqidiga uchirgan. Ba'zilari 3 balani boqaladigan oilaning 300 ming yuan puli bo'lmaydigan ish bo'lamdi. Bu qarzni ahmoq oladi degan. Hatto ba'zi kishilar masxara qilib, agar qarzni qaytarib bo'lmasa, balini bankiga topshirib beramdi degan. Bildirilishicha, bir qism Xitoy shirkatlari oldingi hafta rasmiy 3 farzandlik bo'lishga ruxsat qilish siyosatiga ovoz qo'shishga boshlab, ko'p tug'ishga rag'batlantirish siyosatini yo'l qo'ygan. Qingdao Binoying biotexnik shirkati ayol xizmatchilarining homildorlik mazgilida har oyda 1000 yuan oziq-ovqat xarajatiga erishadiganligini hamda tug'ut tekshirish chiqimining hammasini otkut qildiganligini e'lon qilgan. Ular yana bola tug'ilgandan keyin 1 yillik maoshlik dam olishga ruxsat qilish va bir qatimda 100 ming yuan mukofot beradiganligini e'lon qilgan. Sharq Turkistondagi hashar siyosati izchil davomlashmoqda. Yaqinqi mazgillarda har kuni degidek oshkorlanayotgan sillar Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi dehqonlarning Xitoy rejimi tarafidan kechkunduz hasharga selinayotganligini oshkorlab bermoqda. Bugun ijtimoiy uchur vasirib tarqalgan bir qism sillarda Sharq Turkistondagi ma'lum yezlarda 30 yosh va yashanganlardan tarkib topgan 200 dan ko'p uyg'ur xalqini uzun yo'lliq cho'ng avtobus, to'qliq mototsiklet, kichik mashina qatorliq qatnash qurollari bilan opchi akilib, yer og'dirish, ko'chat tikish, yo'l yasash, shoh to'shish, daraxt sirlash, yo'l tozalash, o'rmon barpo qilish qatorliq ig'ir amgaklarga saldiganligi ko'rsatilgan. Hasharga selinayotganlar ichida katmanni tasdi tutadigan bovay momaylarim bor bo'lib, sinni ko'rgan har qanday kishining yuragi echishidi. Bundan burunqi sillarda ham mushundoq ko'rinishlar ko'rsatilgan bo'lib, hatto hasharga selinganlarning 24 soat soqchilar tomonidan ko'zlab turilganligi, hasharga selinganlarning jafo tortib atigandan kechgacha ishlab, bir tiyin maosh olmay quruq non bilan mineral suv ichib qo'rsoq to'yg'izganligi oshkorlangan edi.
Xitay Şarkı Türkistan'da ceza lagırı siyaseti yürgizgenden sert, yana haşar siyasetini texımı iğırlaştırıp, Şarkı Türkistan halkını kan kölemde mecburi emgek salmaqta. Ailem qayarda namayışı devam kılmaqta. Xitayning İstanbul'daki başkonsulxanası aldı devamlaşıvatqan Ailem qayarda namidiki narazılık namayışı devam kılmaqta. Her günü devamlaşıvatqan namayışta Xitay haman bir günü hesap berdi. Ailemiz qayarda degen plakatlarını ve ailesinin sürtüş çürülgen tahtaylarını götürgen xalq Xitay ceza lagerlerini taqa, Uyghurlarga icra kılıvatqan irqi qırğınçılıq toxtulsun degendek şuarlarını tovladı. Bugünkü namayışta Xitayning Şarkı Türkistan'da tesis kılgan ballar lagerida Uyghurcu sözleşini çekilip, Xitay kılıp terbiyelini vatkan Uyghur perzentlerimizden içinişlik ekvalini akbaratı kaydı namayan kılış məxsi de 4 yaşlıq balının beşiğe Türkçe Şarkı Türkistan'da yazılgan linti çigip namayışçılarının aldıdı turguzgan. Mezkur namayışın devamlı şivatkallıqı 5 ay bolgan bulup köpligen nüpuzluq taratqolarda haber kılınıp gelmekte. Bunun da sırt Avustralya, Kazakistan Katarlıq devletlerdeki Xitay elçihanesi konsulxalları aldıdı mı? Karellik namayışlar devamlaşmaqta. Uyghur Sot Kollegisinin tünce ispat anlaş yığını muvaffaqiyetlik tamamlandı. Xitayning Şarkı Türkistan'da yürgizvatqan irqi qırğınçılıq cinayetini tekşürüş üçün 4 iyun Angliyaning London şehirde ekilgan Uyghur Sot Kollegisinin ispat anlaş yığını 7 iyun muvaffaqiyetlik ahırlaştı. 4 gün devamlaşkan mezkur yığında dünyanın her kaysi gelirde yaşayavatkan guvahçılar, mutexassislar nakmaydan yaki toru arqalıq qatnaşıp, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan xalqiga qaratqan zulümleri haqqida intayin muhim paketlerini oturuğa koyuştu. 4 iyundaki yığında Uyghur Sot Kollegisinin məxsisinin Xitayning Uyghurlarga qaratılgan kişilik hukuk depsendikliklerine dair toplanan delil ispatlar ve guvahçılarının guvahlıqıga asasen Xitay rejiminin irqi qırğınçılıq cinayeti üstüden karar çıkırış ikenliki bildirildi. Mezkur yığınğa cemi 40 yakın guvahçı ve mutexassislar qatnaşqan bulup, lager şahitleri Uyghur Sot Kollegisinin advokatları mutexassislarga ceza lagerde özleri bivasitə başdan geçirgen qiyin qıstaq ve insan qalbidan çıkan xorliqlarını sözləp ötdi. Guvahlıq anlaş yığında guvahçılarının təfsili guvahlıqları mutexassislarning ishonchlik manbalar orqali tayyorlangan Xitayning Sharqi Turkistondagi bastur siyosatiga aloqador dokumentlari xalqaroliq taratqularning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, 4 kun jarayonida Uyghur Sot Kollegisida o'tirg'i qo'yilgan isbotlar har xil tildagi xalqaroliq axborot vositalarida ko'plab xabar qilindi. Mazkur sot Xitayni qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitayning organ taratqulari Uyghur Sot Kollegisiga guvohchilar va mutaxassislarga yig'in boshlanishdan burunla qattiq hujum boshlandi. 5 iyun Dr. David Tobin, Professor Laura Murphy, Dr. Ryan Sam, Professor Rachel Harris, Dr. Joe Simmons, Finley qatarlıq tədqiqatçılar Xitayning Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetiga alaqadar oxşumagan temalardaki dokumentlarını sunup, advokatlarının alaqadar suallarga cevap verdi. Demelişdinkin lager şahitlerden Tursunay Ziyavudun, Zumret Davud qatarlıq lager şahitleri Xitayning ceza lagerdeki insan qalibidan çıkan cinayetler haqida guvahlıq verdi. Bulardan sırt Bümeryem Rozi, Şemşinur Abduğupur ve mutexassis David Tran qatarlıqlarımı guvahlıq berip, advokatlarının suallarga cevap verdi. 6 iyun lager şahitlerden Mikirgül Tursun, Gülbahar Celil, Gülbahar Hadıvacı qatarlıqlar ve Uyghur Hareket Teşkilatı'nın reisi Roşan Abbas Hanım guvalıq berdi. Arkadan Habibullah Ahad, Ömer Rozi Qatarlıqlar ailesi baştan geçirgen zulümler hakkında guvalıq berdi. Avustralya Stratejilik Siyaset Tədqiqat Merkezinin tədqiqatçısı Naysin Rusırımı Xitayning cinayetleri hakkında guvalıq berdi. 7 iyun Nirula Halime, Nursi Mangul Abdirşit, Melikizat Habibul ve Mahmud Tevekkül tədqiqatçılardan Rukiya Turduş ve Adrian Zeniz qatarlıqlar Toryaki Nakhmeydan'dan yığını qatnaşıp, Xitayning Şarkı Türkistan'daki cinayetler haqqıda guvalıq berdi. Tünce qıtımlıq ispat anlaş yığını ahırlaşkandekin Uyghur Sot Kollegisinin reisi Jeffrey Nais Apendi, 2. qıtımlıq ispat anlaş yığından 10. sentabr ötküzüldüğallıqını ve 4 gün devamlaşıdıqallıqını uxturdu. Biz bu münasuvat bilen Vaka ve Mülahizi programımızdan bugünkü 17. sanıda Dünya Uyghur Kurultayı reisi Dulqunaysa Apendi ve Dünya Uyghur Kurultayı Xitay İşleri Müdiri İlşat Asan Kökböre Apendi bilen Mezkur Uyghur Sot Kollegisi ve onun Şarkı Türkistan davasını körsütüdigan tesir hakkında tepsili söhbet kıldık.
Söhbette Dulqun Aysa ve İlşat Hasan Efendiler Uygur Sotu'nun ehmiyeti hakkında toxtulup, bu kıtımlık Sotu'nun Xitay'a besilgan bir cinayet tamğısı ikkenligini, bu sebeplik Xitay rejiminiyle emas, hatta çet elde yaşayatkan Xitaylarını mı qattıq bir aram kılgallıqını. Xalqaralıq kanun izlemler asası teşkillengen bu Sotu'nun akbarat ve siyasi sahada küçülük təsir qozgaydıqallıqını, her qaysi devletlerinin Xitay'nın irqi qırğınçılıq cinayetini bekitişige ve 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik Yığınını tosuşta muhim asas bilen təminleydiğallıqını bildirdi. Söhbetinin toluq məzmununu kanalımızdan körü alalayızlar. Hörmətli televizor görüşler, şuna qalı bugün xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətki xəbərimizi görüşkü şəhsizlərini Cənabı Allah xıtaşırmız. Şuna qalı program axırda ekran arxısındaki barlıq xizmət daşırmağa köptün köp rəhmət edimən. Assalamu aleykum ve rahmetullah.